kimlikleri gözüne ters biçimde içe doğru kapatıp son zorbalık İŞİD görüntüsü ortaya çıkmıştır. Çözüm süreci tabi Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi ile başladı ve çözüm süreciyle devam etti. Dün Nevruz'da okunan mesajı da biz bölge halkı olarak olumlu buluyoruz. Biz artık silahların susmasını istiyoruz. Silahlar sussun, siyaset ve fikirler konuşsun istiyoruz. Artık dağda silah sesi, ovada da panzer sesini işitmek istemiyoruz. Dağda çobanlarımızın sesi, ovada da rençberlerimizin sesini işitmek istiyoruz. Bundan dolayı çözüm sürecine hem destek veriyoruz hem de sahip çıkıyoruz. Bu süreç artık halka mal olmuş. Tarafların muhakkak olumlu olması lazım, ılımlı olması lazım. Şiddet dilinden, birbirini kötüleme dilinden vazgeçmesi lazım. Bunun için hem söylemlerine hem eylemlerine herkesin dikkat etmesi lazım ki sürecin sağlıklı yürümesi lazım. Bilhassa hükümet cephesinin muhakkak bu süreç buraya gelmişken bu sürece kendileri de en azından vatandaş kadar sahip çıkması lazım. Çünkü çözüm sürecinin halk nezdinde şu an desteği %80'dir. O yüzden çok iyi bir noktaya geldik. Bu çözüm sürecine herkesin sahip çıkması lazım. Başta hükümetin sahip çıkması lazım. Mesajın içeriğine baktığınız zaman çok olumlu buluyorum. Her iki tarafta bu konuda kendisine düşen adımları atması gerektiğini, yani artık bunun bir nihai noktaya varması gerektiği düşüncesindeyim. Doğu Anadolu, Güneydoğu'nun kalkınabilmesi için bu çözüm sürecinde verilen mesajların çok net olması ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Hükümet de bu konuda kendine düşeni yapmalı, yapacağına da inanıyorum. Adalet Canan'ın bugünkü mektubu, Nevruz'un taşıdığı anlam gibi barış, huzur ve kardeşlik temennisi ve mesajları veriyor. 40 yıllık süre gelen savaş ortamından demokratik ve siyasi bir ortama geçiş mesajları içeriyor. Bölge halkımız artık kan görmek istemiyor. Çünkü huzurun lezzetini aldı. Bundan sonraki sürecin daha iyi, daha barış ve kardeşlik ortamından süreceğine inanıyoruz. Barış sürecinin sorunsuz bir şekilde iki tarafın da hassas davranarak sürmesini temenni ediyoruz ve arzuluyoruz. Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'da silahların bırakılmasına yönelik PKK'ye kongre yapma çağrısında bulunması önemlidir. Bölge halkı olarak 30-40 yıldır bu savaştan en çok acıyı çeken insanlarız bizler. Bu nedenle biz bu çağrıyı önemli görüyoruz. Abdullah Öcalan'ın çağrısı PKK'nin direkt silahları bırakması yönünde değildir. Silahların bırakılması konusunda bir kongre toplanıp bu konunun tartışılması yönündedir. Kongre silahların bırakılması konusunda tartışma yürütürken hükümetin de bu konuda yasal düzenlemeler yapması gerekiyor. Silahlar bırakıldıktan sonra muhtemelen Türkiye'ye geri dönüşler, PKK'nin şehre geri dönüşleri olacaktır. Bu konuda hükümetin yasal düzenlemeler yapması lazım. Bu saatten sonra artık kan, gözyaşı, silah görmek istemiyoruz. Halk olarak biz barışa susadık. Bu sürecin sonunda da barışın geleceğine inanıyoruz. Temennimiz bu süreç sonunda silahların susması, barışın gelmesidir.